Bu heykel normalde pek sergilenmez ama harika bir Hesse örneği. Bir nevi şahane derecede berbat diyebiliriz. Sanatçı sınırları birçok açıdan zorluyor. Bence Hesse'yi iyice anlayabilmek için arkadaşlarının yani o dönemdeki avantgard akımına üye kişilerin ne yaptığını iyi bilmek gerekiyor. Çevresinde Ed Reinhardt gibi insanlar vardı. Bu insanlar yüksek kavramcılıkla ilgileniyorlardı. Fiziksel dünyada ideali temsil edebilen bir mükemmel yaratmaya çalışıyorlardı. Bir tür saflık yaratmaya çalışıyorlardı. Ve tabi geometrik bir dünya. Bu tip işlere baktığınızda herkesin yapabileceği eserleri olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Örneğin Ed Reinhardt'ın eserleri için böyle düşünülebilir. Ama bu fikir bir kadının eline geçince yeni boyutlar kazanıyor. Ve bence tamamen bilinçli bir şekilde yapmış. Sanatçı çok bilinçli bir feminist. Tabii o dönemlerde feminizmin başlangıç aşamaları yaşanmakta. Ama bence yaptığı şeyin ve eliyle yapmasının ima edeceklerinin çok farkındaydı. Bu tarz el becerileri, el işleri kadınlarla özdeşleştirilmiş, gelenekleştirilmiştir. Eseri inceleyelim. Yarım daire şeklindeki bu cisme ince bir ip dolamış. O cisim de çiviyle duvara asılmış. Aslında kendiyle asılmış da diyebiliriz. İplerin devamı çiviye tutunuyor. Harika bir şey oluşmuş değil mi? Ama koyu kahverengi olması ve bal mumumsu duruşu nedeniyle ilk bakışta çok organik ve el yapımı duruyor. Bedensel bir parça gibi. Neyi çağrıştırıyor bir düşünelim. Bu size neyi hatırlatıyor? Bir dışkı parçası. İç organlardan bir parça. Hatta belki adet döngüsüyle atılan bir şey. Fallik bir öye ya da sarkıtılmış göğüs benzeri bir şey de olabilir ya da yiyecek bir şey olabilir. Kurutulmuş bir sosis, sucuk gibi mesela. Yani burada aslında insan vücudunun fonksiyonlarına bir gönderme de var. Çok rahatsız edici, tam oturtamadığımız bir gönderme. Böyle şeyleri beraber görmek istemediğimiz için bir belirsizlik ve rahatsızlık hissi oluşmakta. İnsan vücudunun tarih boyunca temsil edilişini bir düşününce bunun insan vücudunu ele almak için ne kadar radikal bir yol olduğunu daha iyi anlıyoruz. Örneğin bu bir yiyecek mi dışkı mı? Bu şeylerin birbiriyle alakalı olması durumu çok yoğun. Ayrıca bu eserdeki feminist temayı da unutmamak lazım. Ben de birçok insan gibi Hesse'nin sonradan anlaşılabilmiş çok değerli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Kiki Smith'in işlerini Eva Hesse olmadan hayal edemiyorum. Ayrıca burada bir tür ilkellik de söz konusu. Afrika kültürüne ait bir obje gibi, belki bir tür silah gibi, Malzemesi yüzünden ve eski tip bir aracı andırdığından ve belki de ilkel ve el yapımı durduğundan etnografi müzesinde olmalıymış gibi duruyor. Aslında bu en başta söylediğimizle örtüşüyor. Bilinçli bir gelenekle oynama ve ikincilik hissi var değil mi? Çünkü bir sanat eseri gibi durmuyor. Yani sanatçı bilinçli bir şekilde kendini ileri sürmüyor. Arkadaşlarının yaptığının tersini, o sırada sanat camiasının tersini yapıyor.